deli balta ne yapıyorsun? Sok onu içeri. Sok. Kim lan bu? Dedim sana beni sevmez diye. Demiray değil mi lan bu? Bak tak diye hatırladı. Boğazın orada yaşıyor. İstavrit'ten hafıza parlamış. Ne işi var onun burada? Abi herif yokmuş gibi niye bana habire soruyorsun? Benim için yok. Burada olması da çok saçma. Pilav gününe gelmedik değil mi? Aynı gerginlik, aynı terslik. Yıllar seni hiç yumuşatamamış be Barca. Nereden buldunuz siz birbirinizi? Face'den. Neyiz? Septik şov yapma. Otursana. Bak yetişeceğimiz bir yer mi var ha? Tutacak bir dalımız mı var? Haber bekliyoruz. Bak ben eve geldiğimde oradaydı ve açıkçası ben de huylandım. Ne? Huylandın mı? Siz iyice paranoyak olmuşsunuz. Ama işte benim oğlana gelenleri bertaraf etmiş. Bertaraf? Kurtarmış. Bertaraf ne biliyoruz salak. Nasıl? Adamlar evdekileri korkutmaya gelmiş. Beni görünce kaçtılar. Ya çok alçak gönüllü olma şimdi İbibik. Ayağa kapışmışlar. İbibik mi? Ne bileyim sizi görünce okuldaki gibi konuşasım geldi. Neden oradaydın? Sadri Hoca öldükten sonra dedim belki evdekiler bir şeymiş ister. Sen Sadri Hoca'yı sevmezdin. Allah Allah. Aynısını bana söylüyorsun. Tek sen seviyordun değil mi Sadri Hoca'yı? Oğlum şimdi bunu mu konuşacağız? Hadi işimiz var. Senin avan kime ya? Hı? Ne? Kaçaksın. Suçlusun. MKC'yi kurtardım getirdim teşekkür etmen lazım. Bana ne lan MKC'den? Bir dakika bir dakika. Kurtarmak biraz fazla oldu. Ne demek bana ne lan MKC'den? Beyler bir dakika artık şimdi kabalığa gerek yok. Okulda değiliz. Ayrıca hatırlatırım. Siz ikiniz okulda birleşip yapıyordunuz bana böyle şeyler. Ben bununla ne birleşeceğim? Selamım sabahım yoktu herifle. O iş öyle değil kardeşim. Siz ikiniz Sadri Hoca'nın en sevdiği iki öğrencisiydiniz. Beni de sürekli dışlardınız. Ben olmuş 20 yıl. Sen psikoloğa falan gitsene. Ben size gelmeyi tercih ettim. Sakmışsın manyağı peşine. Sen yine bir doğru konuş da. Ne oluyor oğlum? He? Şş, Böcek. Tekvando'ya falan mı gittin lan sen bu dikine konuşmalar? Tamam konuşma çok gereksiz bir yere gidiyor. Sayende. Saygısızlık. Adam yerine koymama, üstten bakma eşittir barca. Ya bir insan hiç mi değişmez be kardeşim? Kısmen katılıyorum. Sende de farklı versiyonları var MK'cı. Anında adam harcama, arkadaşının sevdiği kıza göz koyma. Oğlum ne saçmalıyorsun? Ah seni diyor lan ah seni. Bak adam şıp diye hatırladı. Bana bak. Bugünden borçluyum. Hızlı ödeşme bence zamanı yani. Bak 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 nasıl değişti tavırları hemen. Ah sen konusunda çok hassas benim kardeşim çok. Oğlum. Ahsen senin sevgilin nereden oluyor ha? Göz koymalar falan saçmalama. Bir gün sana Ahsen'e yazdıklarımı okutmak isterim. Ha, tabii kendi kendine yazdıkların. Cevaplarını da okursun. Ahsen sana cevap falan yazmadım tamam mı? Belirtmeyin beni burada şu an. Siz bu konuda bayağı birbirinize benziyorsunuz lan. Kız benim sevgilimdi ama konu bu değil. Benim sevgilimdi de neyse haklısın Ahsen konumuz değil şu an. Tam olarak şu anda konumuz Ahsen. Çünkü benim okuldan atılmama sebep olan olayların başlangıcı Ahsen. Hani Sadri'nin beni okuldan atmasına sebep olan olaylar var ya hepsinin başı Ahsen. Sana bir kanepe falan mı istesek ha? Uzan sen buraya. Güzel hava da güzel. Hadi MK'cim. Durun beyler ya. Daha konuşuyoruz. Ben senin sesini yakın zamanda duydum mu lan hiç? Ha? Telefonla falan aradın mı sen beni? Yok. Yüzüne karşı konuşayım istedim. İftira atıldı lan bana. Siz ikinizin de işine geldi sustunuz. Okuldan atılınca allak bullak oldu benim hayatım. Bütün kaderim değişti be. Çok da kötü durumda değilsin lan ha? Şşş. Tabii ya. İthalat, ihracat bunun babası zaten. Baban deyip durma. Seni de zaten 5 dakika boş bırakıyoruz. Aile diziminde buluyoruz ha. Ne yapayım? Herif karşıma çıkıyor. Ne yapayım? Bir de kahraman çıkmış. En çok da manyak çıktı. Sizsiniz lan manyak. Eğer bir kelime daha edersen yüzünün resmini değiştireceğim seninle. Denesene.
Bak zaten derdimiz var, tamam mı? Bence en iyisi biz bir sakin bir şekilde ayrılalım. Bence de. Ben size son bir soru sorayım, ondan sonra sakin sakin ayrılalım buradan. Siz ikiniz olmasaydınız, ben okuldan dereceyle mezun olacaktım. Ahsen'le de çok mutlu olacaktım. Hiç aklına geldi mi bu senin daha önce? Lan ben seni hatırlamıyorum bile lan okulda. Tamam, süper. Senin böyle bir vicdan? Bak yalan yok, ben de seni çok hatırlamıyorum birader. Tamam. O zaman ben size şimdi ömrünüz boyunca hiç unutmayacağınız bir şey göstereceğim. Efendim Hasan. Dayıoğlu, İmita diyor ki Fatih'teki kartla otoparkta buluşacaklarmış. Pasaportu yaptım. Rusya'ya giden bir gemiyle kaçacak diyor. Semih'i bulduk Megacı. Seni de hatırlamak üzereyim, şansını fazla zorlama. Belki başka bir zaman konuşuruz ama bana sorarsan sıkıntı yok. Bence de tamam. Tamam siz gidebilirsiniz. Allah'ın çeşidi. Kırdıracak belini şimdi bana. Semih'i kim buldu? Hasan. Arabayı nereden buldun? Hasan. Yani Hasan kim? Kara borsacı oğlum. Senin kara borsacı. Hani kan veren var ya. Ne kara borsası ya? Daha dur, bu iş bitsin. Seni kara borsadan aldıracağım içeri. Semih beni satacak. Herkesten önce bulmam lazım onu. Bu iki gerizekalı beni Semih'e götürecek. Ondan sonra üçünü birden orada patlatacağım. Anlatın bakayım, yokluğumda neler döndü? Komiserim, bir insan kaçakçılığı işi var. Dallı budaklı bir iş. İnsan kaçakçılığı ile organ kaçakçılığını birleştirmişler abi. Garibanı organ karşılığında mı kaçırıyorlar? Aynen komiserim. At onu sepete, çıkışta bakacağım. Emredersiniz. Ne haber lan Mehmet? Eyvallah komiserim. Oh be! Ne güzel değil mi lan, ha? MKC'siz hayat. Acil kodlu, bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı'ya lojmanı önünde silahlı saldırı. Bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı'ya lojmanı önünde silahlı saldırı. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Tekrar ediyorum. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Saldırı yapan araçlar Köprücük Mahallesi'nden çalıntı araçlar. Dişek Ekrem'in adamları bunlar. Tekrar ediyorum. Saldırganlar büyük ihtimalle Dişek Ekrem'in adamları. Dişek Ekrem. Yine mi ortalığında? Arziza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir halinde çapraz ateşe alındı. Kağıthane TEM bağlantısında destek bekleniyor. Tekrar ediyorum. Arziza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir... Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. İstanbul'da bu sabah saatleri sıcak geçiyor. Ajanslara aynı anda iki saldırı haberi düştü. İlki Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı lojmanının önünde silahlı saldırıya uğradı. Savcı Kozancı'nın hafif yaralandığı saldırıdan sonra... Yine sabah saatlerinde ağır ceza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir halindeyken kurşunlandı. Emniyet güçleri her iki olayla ilgili araştırmalarını sürdürürken saldırganların izini kaybetti. Kimsiniz ulan siz ha? Kimsiniz? Emniyet muhabirlerimizden gelen bilgi ise saldırının ortak noktasının dün öğle saatlerinde cezaevinden çıkan Ekrem Kutkun olduğu şeklinde. Suç işlemek amacıyla organize şebeke kurmaktan 8 yıldır cezaevinde bulunan Ekrem Kuzgun, İstanbul'un önemli yeraltı isimlerinden biri olarak tanınıyor. Fişek Ekrem lakaplı suç örgütü lideri daha geçen yıl adliye çıkışında basının önünde savcı ve hakimi tehdit etmiş, bugünlerin sinyalini o zaman vermişti. Geçmiş olsun. 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 Geçmiş ols
Atilla. Ne lan bunlar? Müsteşar Bey'in korumaları amirim. Onu ben de görüyorum oğlum. Emniyet müdürü ne diyor, belirsiz bir yere görüşmeye çağırıyor. İşin içinde müsteşar da var. Ne dönüyor lan burada? Neresi oğlum burası? Buyurun amirim, sizi bekliyoruz. Komiserim, Savcı Bey'in lojmanına saldıranlar iki kişiymiş. Yaya olarak kaçmışlar. Mobeseler? Bakılıyor kaç istikametlerine doğru. Bu kadar vakit kimse alamadıysa mahalleye kaçmışlardır oğlum onlar. Siz o mahalleye giren ekipte miydiniz lan? Yani Meto Panzer'le, helikopterlerle girildi o mahalleye. Benlik bir durum değildi. Efendim amirim. Birazdan sana bir konum atacağım. Hemen oraya gel. Hayırdır? Herife bak, hala hayırdır diyor ya. Gel. Yürü, yürü, gidiyoruz, yürü. Emniyete mi? Yok be oğlum, bilinmeyen bir yere konum atacakmış şimdi amir. Konuştun mu o volkanla? Ne yapıyormuş MKC? Konuştum komiserim. Şimdi buluşmuşlar. Hakim Bey'in aracın kurşunlandığı yere doğru gidiyorlarmış. Ne işleri var oğlum onların? Orada Ekrem işi bizde. Ben de öyle dedim de. Hakim Bey'in aracı bizim yakada kurşunlandı. İş bizi de ilgilendirir dediler. Ulan sabahtan beri kafam rahat çalışıyorum şu MKC'siz. Vallahi billahi. Kardeşim, Ekrem işi onlardaysa onlarda, bizdeyse bizde. Kimse karışmayacak, o kadar. Doğru komiserim. Amirim. MKC, sana birazdan bir konum atacağım. Hemen oraya gel. Ya amirim, sizin için istifa etti dediler de öyle bir şey yok değil mi? Oğlum, ben sana ne dedim? Gel dedim. Ben sana gel deyince ne diyeceksin? Emredersin amirim diyeceksin. Boş konuşma, gel. Adam niye çağırıyor beni ya? Yani komiserim, vallahi daha önceki çağrışında yani pek de hayırlı şeyler olmamıştı. Kişisel takvimimden silmek istediğim bir gün. Vallahi ağzına hayır aç Volkan. Hem deniz kızı dosyası hem parça. Tamam. Oğlum Meto, doğru mu lan bu konu? Emin misin ha? Varış noktasına geldiniz diyor komiserim. Oğlum nere lan burası? Oğlum ben senden kurtulamıyor muyum ha? Yani beni bu kadar mı özledin de Yüksel amiri devreye soktun? Geceleri uyuyamıyorum sensiz. Ne geziyorsun oğlum peşimde? Oğlum evimde ne işin var ha? Evimde ne işin var? Bak, eğer bu Nilüfer'le olayın devam ederse kız Arjantin'e gider, haberin olsun. Sen gitsene. Bak ciddiyim. Komiserim. MKC! Barca! Buraya gelin! Efendim amirim. İkinizi de üst üste koyuyorum. Kafamda evdeki muhabbet kuşu kadar bile sevemiyorum. Amirim, sizin maviş ölmedi mi? Evet, öldü. Düşünün, ölü bir kuş kadar bile sevemiyorum sizi. Bıktım oğlum ben sizden. Gidip istifamı veriyorum, orada bile karşıma siz çıkıyorsunuz. Orası neresi amirim? Oğlum, niye benim başıma iş açıp duruyorsunuz? Amirim, ne yaptık? Dinleyin. Burada az önce Ankara'dan bazı önemli kişiler vardı. Kimler vardı? Ya kimse kim? Sana ne? Sizi ilgilendirmez. Lafımı kesme benim. Bana dediler ki, Asya yakasının en iyi polisi varmış. Bir de Avrupa yakasının en iyi polisi varmış. Bir birim kurduk.
Bu iki hıyara bundan sonra beraber çalışacaklar. Kim? Biz. Evet. Burası artık sizin. Özel suçlara bakacaksınız. Bazı meseleleri de dallanıp budaklanmadan siz halledeceksiniz. İstanbul artık sizin. Alın hayrını görün. Amirim olmaz. Olmaz. Yani yanlış anlaşılma falandır bu. Bana bağlı olacakmışsınız. Ben de Ankara'ya bağlı olacakmışım. Yok amirim olmaz. Vallahi olmaz. Yani mümkün değil. Yani mümkün değil. Ben bununla mutsuz oluyorum ya. Lan asıl ben seninle mutsuz olurum. Fark etmez. Sonuçta ben daha mutlu olurum. Vallahi ben tek tabancayım amirim. Böyleleri basar bana. Ben daralıyorum bununla. Amirim biz beyin meselesini konuşacaktık hani. Tamam. Beyni falan kesin artık. Kabul etmeme gibi bir lüksünüz yok. Yapacaksınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.